İsterseniz bu videoda Voynich el yazmasının metnini analiz etmeyi deneyelim. Voynich el yazmasının metninden yola çıkarak kaynak dili yani bu metnin sembolleştirdiği dili anlamaya çalışalım. Sonuçta kitabın üzerinde gördüğümüz bu garip alfabenin her bir harfi bir ses değerini sembolize ediyor. Buradan hareketle tüme varım yapabiliriz. Doğrudan kaynak dilin bütün özelliklerini belirleyemesek de en azından bazı küçük ipuçlarına ulaşabiliriz. Böylelikle hiç değilse elimizde aradığımız dil ile ilgili birkaç özellik veya birkaç olasılık olur. Ki bu sakince devam edeceğimiz çözüm arayışımızda çok işimize yarayabilir. Voni el yazmasının en belirgin özelliği belki de metinde herhangi bir noktalama işaretinin yer almaması. Metnin en dikkat çekici tarafı bu. 240 sayfa boyunca akan metinde ne bir ünlem var, ne bir soru işareti, ne de virgül. Hatta metinde nokta bile yok. Cümleler nokta ile birbirinden ayrılmamış. Adeta tüm paragraf tek cümleymiş gibi yazılmış ve paragrafların sonunda da bir nokta yani bitiş işareti yok. Çoğu araştırmacıya göre bu özellik metnin bir şifre olduğuna işaret ediyor. Bazılarına göre ise metnin anlamsız bir dolgu veya kandırmacı olduğuna. İlk bakışta metnin bu yönü çok farklı gelse de göz ardı etmememiz gereken bir nokta var. Dillerin gelişimi. Bugün kullandığımız alfabeler bu evreye gelene kadar pek çok evrim geçirdi. Yazı Sümer'de başladı ya da diğer bir ifadeyle elimizdeki en eski yazılı metinler Sümerlere aitti. Hemen arkasından da Antik Mısır başta olmak üzere Orta Doğu'ya yayıldı. Yazı dediğimiz şey ilk başta piktogram veya ideogram dediğimiz şekillerle başladı. Kısaca bir şeyi yazacaksanız resmini çiziyordunuz. Veya bugünkü levhalarda kullandığımız gibi ideogramlar kullanıyordunuz. Zamanla bu tarz gelişti ve artık o şekiller bir kelimeyi değil de bir heceyi, daha sonra da bir harfi işaret etmeye başladı. Mesela çizili bir ev şekli ya ev hecesi olarak kullanılmaya başlandı veya e harfine evrildi. Çünkü devlet mekanizması da buna paralel geliştikçe kamu yazışmaları ve kamu kayıtları sıklaştı. Devletler gelişmiş kanunlar, fermanlar, vergi kayıtları, askeri kayıtlar giderek artmıştı. Artık resimli yazı yani glif kullanımı ifadeleri kağıda aktarmakta yetersiz kalmaya başlamıştı. Zahmetliydi, resim yeteneği istiyordu her şeyden önce. Çok fazla alan kaplıyordu ve çok zaman alıyordu. Yani kendinizi Antik Mısır'daki bir vergi memurunun yerine koyun ve günde 250-300 farklı çiftçinin mahsulünden vergi alıp bunu kayda geçirmeniz gerektiğini düşünün. Bunu yapmanız imkansızdı. Bu klifler bu ihtişamlı tapınak ve saray duvarlarında hoş dursa da artık ihtiyaca çare olamıyordu. İşte bu nedenle antik Mısır'ın demotik yazıya geçişi örneğinde olduğu gibi yavaş yavaş harf sistemine geçiş başladı. E tabii ki ilk harfler ortaya çıktığında imla, imla kuralları da hemen ortaya çıkıvermedi. Yüzlerce sene yazı kullanan pek çok antik dilde noktalama işareti kullanılmıyordu. Henüz bunun önemi anlaşılmamıştı. Ta ki M.Ö. 2. yüzyıla kadar. Bilinen ilk noktalama işareti M.Ö. 2. yüzyılda İskenderiye'de yaşayan Aristarkos tarafından kullanıldı. Çünkü artık yazı sadece resmi bir usul olmaktan çıkmış topluma yayılmıştı. Hatipler okudukları metinde vurgu yapacakları noktayı bilmek, edebiyatçılar ise metni daha anlamlı kılabilmek istiyordu. Kısaca alfabe dediğimiz şey böyle gelişti. Şimdi buradan gelelim Voynihel yazmasına. Evet, metinde noktalama işareti bulunmaması bu metnin bir şifre olduğuna işaret ediyor olabilir. Fakat aynı zamanda demotik yani gelişimini henüz tamamlamamış bir dil olduğuna da işaret ediyor olabilir. Nitekim kitapta şifre olduğundan çok gelişimini tamamlamamış bir dile ait izler var. Öncelikle bazen cümle başlarında yazarın ilk kelimenin ilk harfinden cümlede veya kelimede vurgulanan anlamla paralel piktogramlar ve ideogramlar kullandığını görüyoruz. Bu bir yazınsal uslup. Yani benim kalem yazarken K harfinin üstünden çizgiyi uzatıp bir kalem resmi çizmem gibi. Olayı özümsemeye çalışırsak eğer yazınsal süreçler üç unsurdan oluşur. Yazı, yazar ve okur. Ben bir yazar olarak A harfinden kalem çizerek yazımı oluşturuyorsam buna okuyucunun da aşina olması lazım. Yoksa ya bu okuyucu tarafından anlaşılmaz ya da kendimi komik duruma düşürür. Bunu yapabilmem için okuyucu olarak hedef aldığım toplumda böyle bir usul, böyle veya benzer bir alışkanlık olması gerekmez mi? Bence gerekir. Nitekim Voni el yazmasındaki bu piktogram veya ideogram kullanımlarının literatürdeki karşılığı gliftir. Bu da bende sanki kaynak dilde veya kaynak toplumda glif kullanımına bir yatkınlık olduğu izlenimi uyandırıyor. Öte yandan bende böyle bir izlenimin oluşmasında tek etken bu da değil. Ya bildiğiniz gibi Voynich'te bitkiler, yıldızlar, takvimler, horoskoplar, kadınlar gibi pek çok bölüm yer alıyor. Fakat bunlardan birisi var ki sayfa ve metin tasarımıyla diğerlerinden tamamen farklı. Kitabın ilk sayfası olan F1R sayfası. Yazar kitapta yer verdiği konulara genelde uzun uzun değinirken bu ilk sayfa sadece tek sayfalık ve kitabın diğer bölümündeki usluptan apayrı bir tarzda kalem alınmış. Eğer kitabın başında bulunan ve zaman içinde kaybolmuş bir bölümün son sayfası değilse, bu sayfa bu kitabın mukaddimesi yani ön sözü veya girişi. Bu sayfada dört tane paragraf yer alıyor. İlk paragrafın sağında ve ikinci ile üçüncü paragrafların hemen başında olmak üzere sayfada üç tane resim bulunuyor. İlk paragrafın sağında bulunan resmin ne olduğunu söylemek neredeyse imkansız. Zaman içinde aşınmış ve yıpranmış. Söyleyeceğimiz her iddia objektiflikten uzak olacaktır. Fakat ikinci ve üçüncü paragraflarda kullanılan resimler açıkça kuş ve yılan çizimleri içeriyor. Ekranda da çok rahat görebileceğiniz şekilde ikinci ve üçüncü paragrafın ilk satırlarında bulunan bu resimler satırlara gömülmüş durumda. Dikkat çekici şekilde kitabın diğer hiçbir sayfasında hiçbir çizim bu şekilde satırlara gömülmemiş. Bu yönteme sadece bu sayfada rastlanıyor. Daha önemlisi yine ekranda görebileceğiniz gibi bu resimler kendilerinden sonra gelen kelimenin ilk harfleri olarak kullanılmış. ki bu kelimeler paragraf içinde tekrar ettiğinde asıllarını görebiliyorsunuz. Örneğin ikinci paragrafın başındaki kelimenin aslı yine aynı paragrafta bakın şu şekilde geçiyor. Buradan da satırın başındaki kuş çiziminin bu harfin yerine kullanıldığını anlıyoruz. Bu kullanım açıkça bir glif kullanımı. Bir harf yerine bir resim çiziliyor. Bakın daha yeni de söylediğim gibi eğer okuyucu kitlesinde yani yaşadığı toplumda glif kullanımına bir yatkınlık olmasa yazarın böyle bir uslup takip etmeyeceğini düşünebiliriz. Yine bununla beraber metinde dikkat çeken bir yazım uslubu veya imla kuralı daha gözümüze çarpıyor. Yazar bazı yerlerde iki veya üç kelimeyi ilk kelimenin üzerinden uzattığı bir çizgiyi o kelimedeki bir harfe tutturarak birleştiriyor. Muhtemelen bunu yapma sebebi iki veya üç kelimelik bu öbekleri tek çatı altında birleştirmek, satırın geri kalanından ayrı tutmak. Nitekim bu yazarın sıkça başvurduğu süsleme yöntemi değil. Bu yönteme sadece bazı spesifik örneklerde başvuruyor. Belli ki bu kelime öbekleri bir arada bir ismi oluşturuyor. İsim diyorum çünkü sıfat tamlamalarını ya da isim tamlamalarını veya deyimleri belirtmede böyle bir yöntemle başvuruyor olsa bu usluba kitapta çok daha fazla rastlanması gerekirdi. Ama o böyle yapmıyor sadece bazı spesifik örneklerde bu yönteme başvuruyor. Kitapta görülen bu kelime öbekleri bana yine Antik Mısır yazı sisteminde başvurulan bir yöntemi hatırlatıyor. Antik Mısır yazı sisteminde de tıpkı Voynich el yazmasında olduğu gibi noktalama işaretleri yoktu. Resimler glif olarak kullanılırdı. Satırlar kaleme alınırken özel isimler diğerlerinden ayrı bir şekilde bugün kartuş dediğimiz çemberler içinde yazılırdı. Böylece o ismin özel isim olduğu, kelime anlamına bakılmaksızın kalıp olarak okunup anlaşılması gerektiği belli edilirdi. Ya buna ne gerek var diye düşünmeyin. Çünkü bugün bu yöntemi kullanmasak bile özellikle yabancı kelimelerin ve yine Özellikle de dini metinlerin anlaşılmasında kavram karmaşasına yol açtığı açıktır. Örneğin, kıyamet yaklaştığı vakit Deccal çıkacak dediğinizde muhatabınız Deccal kelimesini isim olarak algılayıp kastınızın bir insan veya yaratık olduğunu düşünecektir. Oysa Deccal kelimesi decele yani yalan söylemek kökünden türer ve anlamı yalancılar demektir. Bu anlamla ele aldığınızda ortaya kıyamet yaklaştığı vakit yalancılar çıkacak anlamı çıkar. Ki iki anlam arasında dağlar kadar fark vardır. İşte böyle durumlarda o kelimeyi tercüme etmeli miyiz yoksa o bir isim mi o kelime blok halde mi kalmalı diye beynimizde böyle arada kaldığımızda ikilemde kaldığımızda Kartuş içine almak kelimeyi kal kalıp olarak isim mi kabul etmeliyiz yoksa kelimenin anlamına mı bakmalıyız sorusuna cevap verir. Nitekim Voynich el yazmasının metninde de bu kelime öbekleri bu nedenle kartuş içine alınmış olabilir. Sonuçta kartuş kullanımı da gramer gelişiminin evrelerinden birisidir. Daha önce örneği görülen bir imla örneğinin Voynich el yazmasında da görünüyor olabileceğini düşünmemiz de gayet mantıklıdır. Bir de bununla metinde noktalama işaretinin olmadığı bilgisini birleştirince aslında karşımıza glif kullanımından alfabeye yakın zamanda geçmiş bir toplumun ilk yazı belgelerinden biri olma olasılığı çıkıyor ve bu olasılık aslında diğer pek çok iddiadan çok daha açıklayıcı cevaplar sunma potansiyeli taşıyor. Burada şunu belirtmem gerekir. Tabii ki sadece bu kadar done bize her şeyi açıklayamaz. Fakat böyle bir ihtimalin hiç de yabanı atılamayacak bir ihtimal olduğunu göstermeye fazlasıyla yeter. Devam edelim. Her ne kadar Metin henüz imla kuralları oturtmamış bir alfabeye işaret etse de gelişmiş bir ebedi, edebi kültürün izlerini taşıyor. Sayfada da görebileceğiniz gibi satırlar her zaman olduğu gibi sola hizalanmış ve sağdaki boşluklar ise daha önce bahsettiğimiz orijinal kitaptaki çizimi tam ölçülerinde çizememiş olma ihtimali gibi bir durumdan değil, sadece satır bittiği için bırakılmış. Sayfada paragraf kullanılmamış ve satırların bitişlerine baktığınızda kafiyeyi açıkça görebiliyorsunuz. Kısaca bu bir şiir. Kitapta düz yazının yanı sıra şiir de kullanılmış. Aslına bakacak olursanız sadece bu tespit bile pek çok ihtimali çürütüyor. Örneğin kitabın bir şifre olma ihtimalini. Şifreli bir metin yazan bir kişi neden metne bir şiir koysun ki? Ya da bir şiir nasıl kafiyelerini bozmadan şifreli bir metne dönüştürülebilir ki? Öte yandan hadi diyelim bu kadınlar hamile ve havuzlarda öyle duruyorlar. Hadi diyelim ki bu sayfalar hamile kadınlara sağlık tavsiyeleri sunuyor. Bu şiir ne? Hamilelikte dikkat edilecek hususları yazar, şiirle mi anlatmış? Şiirin konusu hamilelikte beslenme mi? Hiç sanmıyorum. Zaten ilerleyen videolarda belirteceğim gibi ne bunlar hamile kadınlar ne de bu sayfalar cinsel tavsiyeler sunuyor. Bu kadınlar tanrıça ve bu şiir onlara hitap ediyor. Zaten bu kadınların olduğu sayfalara baktığımızda özellikle bu sayfalarda kitabın kelime kullanım sıklığının değişmeye başladığını görürsünüz. Bu durum Voynich'in bir başka açıklama bekleyen tuhaflığıdır. Bazen bazı kelimeler bir paragrafta o kadar sık kullanılır ki anlamlı bir metinde bir kelimenin ard arda bu kadar çok kullanılması açıklaması zor bir durumu ortaya çıkarır. Bu açıkça bu sayfaların bir köşe yazısı veya makale veya bilgi aktarımı sayfaları olmaktan ziyade şiirsel bir anlatımın olduğuna işaret eder. Şamanların trans halindeyken söylediği sürekli tekrarlanan cümleler gibi, dini metinlerde ya Rabbi veya Tanrım gibi kelimelerin sıkça tekrar etmesi gibi bu sayfalarda sanki dini bir metni andıran tekrarlamalar mevcut. Bu durum bize kaynak dilde veya kültürde böyle bir anlatım üslubunun var olduğuna işaret ediyor. Kısaca Voyni el yazmasının metninin diliyle ilgili ortaya bir görüş sürdüğümüzde ileri sürdüğümüz dilin veya milletin buna benzer metinleri de ni de ortaya koyabilmemiz gerekir. Evet, şimdi gelelim asıl konuya. Kaynak dilin özelliklerine. Bu noktada biraz istatistiklere başvurmamız gerekiyor. Aslında voni Hell yazması üzerinde yapılacak kısa süreli bir çalışma bazı şeyleri anlamamız için yeterli olacaktır. Fakat daha anlaşılır olması ve tespitlerimizi sağlam temellere oturtması için bu şart. Voni Hell yazmasının en belirgin özelliklerinden birisi kelime başı ve sonu harflerin kullanım sıklığında bir homojenlik bulunmamasıdır. Kelime başında ve sonunda kullanılan harflerde izaha muhtaç bir yığılma var. Şöyle ki, Voni el yazmasında yazılı olan 38 bin civarı kelimenin ortalama %22'si ekranda gördüğünüz harfle başlıyor. Yani yazılan her kelimenin beşte biri. Yine kelimelerin %14'ü gördüğünüz harfle başlıyor. Yani kalan kelimelerin yüzde on sekizi ve kitabın tamamının yüzde on dört. Metnin yüzde on ikisi gördüğünüz şu harfle başlarken yine yüzde on ikisi bu harfle yüzde dokuz nokta altmış sekizi bu harfle yüzde beş nokta on yedisi ise bu harfle. %5.04'ü ise bu harfle başlıyor. Geri kalan 17 civarı harfle başlayan kelimeler ise metnin sadece %19'unu oluşturuyor. Böyle bir şey mümkün mü? Yani böyle bir dilin sözlüğünü düşünün. Örneğin 1000 sayfalık bir sözlüğün 810 sayfası sadece 7 harfle başlayan kelimelerden oluşacak. Kalan 190 sayfa 17 harfle başlayan kelimelerden oluşacak. Ya teori de mümkün olabilir fakat pratikte imkansız. Bu ihtimalin imkansız olmasının iki sebebi var. 1. Yeryüzünde konuşulan hiçbir dilde böyle bir özellik yok. Bu durumda Voynich yeryüzündeki hiçbir dille uyuşmuyor demektir. Mesela Boni neden Türkçe değil derseniz bu özellik bile Türkçe olmadığını tek başına anlatmaya yeter. İkincisi bilinen hiçbir dilde böyle bir özellik yoksa bu insanoğlunun dil, dil gelişiminde böyle bir sapma olamayacağını gösterir. O zaman geriye tek bir açıklama kalır. Bu yedi harf kitapta ön ek olarak kullanılmıştır. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Bu durumu kitaptan alınmış kelime köklerinin nasıl ayrı ayrı bu ön ekleri aldığını gösteren tablolarla da gösterebilirim. Fakat hem bunun gereksiz olduğunu düşünüyorum hem de konuyu uzatmak istemiyorum. Ama eğer ki bu konuda eleştiri alırsam çakma hesaplardan değil, doğrudan gerçek kişilerden, o zaman böyle bir şey de yapabilirim. Yine aynı durum kelime sonu harf istatistiklerinde de kendini gösteriyor. Voini el yazmasında kelimelerin yüzde kırkı bu harfle, yüzde on bu harfle, yüzde on bu harfle, yüzde on ise şu harfle bitiyor. Yine Voini el yazmasındaki kelimelerin ortalama yüzde seksen aynı 4 harfle bitiyor. Bu da alışılmadık bir durum ve bize bu kitapta yazıya aktarılmış olan dilin ön ve son ek alan bir dil olduğunu gösteriyor. Bu arada belirtmek isterim ki ön eklerle ilgili söylediklerim aynen son ekler içinde geçerlidir. İstenildiği zaman bunu tablolar halinde sergileyebilirim. Bunu anladıktan sonra aslında metin biraz daha belirginleşmeye başlıyor. Çünkü kelimeleri olası ön ve son eklerden arındırdığımızda metinde geçen kelimelerin köklerinin ortalama uzunluğunun 2, 3 veya 4 harften oluştuğunu görüyoruz. Yine metne dikkatle baktığımızda bazı kelimelerin ekranda da gördüğünüz gibi hem bir kelimenin başında veya sonunda hem de tek başlarına tekil olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu da bize kaynak dilde basit ve bileşik kelimelerin var olduğunu gösteriyor. Ve son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. Boni el yazmasıyla ilgili çözüme gitmek istiyorsak önce bu dilin okunuş kurallarını da anlamamız gerekiyor. Bu dil yazıldığı gibi okunan dillerden mi yoksa değil mi? Çünkü eğer bunu belirlemeden yola çıkarsak ortaya bir çözüm önerisi koyarken tıkanırız. Yine çünkü ortaya bir çözüm önerisi koyduğumuzda bizi en çok zorlayacak konu okuma problemini aşabilmek olacak. Bunun nedeni görüldüğü kadarıyla Voynich el yazmasını okuyabilmek yani Latin alfabesini aktarabilmek için harflerin değerlerini tespit etmek yeterli olmuyor. Her şeyden önce sesli ve sessiz harfler olması gerektiği gibi okunabilir bir şekilde dağılmıyor. Kısa, 3 veya 4 harfli kitabın herhangi bir yerinden cımbızlayacağınız kelimelere ses değeri verip ortaya anlamlı kelimeler çıkarsanız bile harflere nasıl bir ses değeri verirseniz verin pek çok kelime okunabilir olmaktan çıkıyor. Örneğin ekrandaki kelimeye bakın. Şimdi burada harflere bir değer vermekten ziyade sadece harflerin sesli bir harf mi yoksa sessiz bir harf mi olduğunu anlamaya çalışalım. Özellikle şu harfe dikkat edin. Şimdi bu harfi sessiz bir harf kabul edersek eğer yan yana üç defa yazılmış olacak. Peki özellikle yazıldığı gibi okunan bir dilde hangi sessiz harf yan yana üç defa yazılabilir? Hadi diyelim ki bu harf sesli bir harf. O zaman sadece soruyu değiştirmiş oluruz. Hangi sesli harf yan yana üç defa yazılabilir? Ve bu örnek tek de değil. Kitapta her sayfada benzer örnekler mevcut. Ekrandaki tabloya şimdi dikkatli bakın. Tabloyu eve alfabesi denen ve genelde Voynich el yazmasını çalışmacılar için Latin alfabesine aktarmakta kullanılan ses değerleriyle oluşturdum. Lütfen Videoyu burada durdurun ve harflere kendiniz değer vermeye çalışın. Boş verin herhangi bir kişinin verdiği değeri. Uyduruk harflere değerler verin. Bunu bu harfi şu kabul ediyorum, bu harfi bu kabul ediyorum deyin ve daha sonra telaffuz etmeye çalışın. Tahmin ediyorum ki özellikle son satırda zorlanmış olmalısınız. Neyse, lafı artık fazla uzatmadan şunu söylemeliyim ki bu dil yazıldığı gibi okunmuyor tıpkı günümüzde pek çok dilin yazıldığı şekliyle okunmadığı gibi Voynich el yazmasının da günümüzdeki benzer dillerde olduğu gibi bir takım okuma kuralları olmalı. Gördüğünüz gibi Voynich el yazmasını gözümüzde büyütmediğimiz, menşeini ütopik kaynaklara bağlamadığımız, ön yargılı yaklaşmadığımız, kitabı yönlendirmeye çalışmadan kitabın bizi yönlendirmesine müsaade ettiğimiz ve kitabı şekilsel değil de içeriksel anlamsal olarak anlamaya çalıştığımızda birden karşımızda pek çok irili ufaklı işaret beliriyor. Tıpkı Hansel ve Gretel'in ceplerine doldurdukları çakıl taşları gibi. Umarım bizim de yolumuzu bulmamızda yardımcı olur. Buraya kadar beni sıkılmadan izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim.